Sayın seyirciler, Twitch TV canlı yayın başladı. Saygılar, sevgiler. Yarın Arefe Kurban Bayramı da geldi. 29 Ekim geldi. Yılbaşı geliyor. Hayat hep tatil. Her şey çok güzel geçiyor. Dün bizim videolarımızı izleyen arkadaşlarımız, takipçilerimiz, dostlarımız ortağımı kaybettim dün. İşi bıraktı. Bugün yalvardım. Para teklif ettim, rüşvet teklif ettim. Zorla getirdim. Hadi Olgun artık gel. Olgun! Hadi kardeşim, hadi yapabilirsin. Seni seven dostlarını, seni görmelerden mahrum bırakma. Bir gün de şöyle başlık, selam. Yok dün hafif bir münakaşa ettik, ben de sinirlendim gittim. Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Biz dostuz. 23 Ekim 2012, hemen Best Top 10 tweetlerimize geçiyorum. Arnold civarda gezer, Puka, Taci Kalkavan, Seviyesiz Madam, Neşe Ezmi, İstiklal Akarsu. Kanka şunu bir okur musun? Un amor platonik. İyi günler. BB abi şunu yapma. Beyaz delisi mesajınız var. Best Top 10 tweetlerimiz. Aynı zamanda bu Twitter fenomenlerini takip de edebilirsiniz. Yalçın bir şey söylemek istiyor musun? Şey soracağım. Türkiye'nin en iyi, en tanınmış fenomeni Taci Kalkavan. Kiminle konuşsam Taci Kalkavan Türkiye'nin en tanınmış fenomeni diyorlar. Sen bununla ilgili bir yorumun var mı? Tweet prensi var, tweet prensesi var, paçoz var, bak ne diyorsun var, retweetçi baba var, Nafer Ermiş var. Mehmet Beyazbayrak var mı? Ayşe Önen var mı? Mehmet Dağoğlu. Ya var ya, Hasiba Erdoğan Ankara'dan dün bana bir mesaj almış abi. Nasıl biliyor musun? Anlatamam sana. Yani onu okumam lazım bir yani. Sen de bütün yazdığın hatunları okuyorsun. Estağfurullah. Hemen ilk tweetimize geçiyorum. Arnold civarda gezer, ıslak mendille önce ellerini sonra masasını, daha sonra da ayakkabılarını silen tek millet Türklerdir demiş. Evet. Çekim var mı? Evet. Gerçekten bizde böyle bir şey var. O mendil böyle iyice kirleninceye kadar bekliyoruz ondan sonra. Siz onu ben de yapıyorum. Var mı sende? Ben de yakarım ya. Ben onu söyleyecektim ama ayıp olur diye söyleyemedim. Onu ben de yapıyorum ya. Sonraki tweetimiz Puka'dan, uzun yolculukta yanımda oturan top kek yiyorsa hep tetikte beklemek zorunda kalıyorum. Çünkü o kek öyle bir gaz yapıyor ki dağlara taşlara. Hiç başından geçtim böyle bir şey. Geçti abi. Şey ama zor durumda olan benim yanımdakiydi. Alex. Keki ben yemiştim. Böyle bir şey geçti. Evet. Defol! Evet, sonraki tweetimiz Taci Kalkavan'dan. Bir kadın partnerinden günde 106 dakika romantizm yaşatmasını bekliyormuş. Biz de sadece haftada 1.90 dakika rahat bırakmanızı istiyoruz. Yani bırak diyor Taci Kalkavan sevgilisine, şu Beşiktaş maçımı ben izleyeyim. Taci Kalkavan bence Beşiktaş tutuyor. Evet. Bence Taci Kalkavan şey yapsın, maçlara gitsin ya, izlesin. Taci Kalkavan. Sen ne diyorsun? Abi bütün kadınlar eşlerini, erkek arkadaşlarını, yani futbol tutkunu olanlarını bir 90 dakika idare etsinler. Bizim erkekler de abartmasınlar işte, o televizyon programı, oradan öbür şey, futbol programı, oradan Rıdvan Dilmen, oradan Sergen Yalçın. Yani bir şeyde bırakın yani işi. Evet. Belli bir sınırda bırakın. Bence de. Sonraki yine bir Twitter fenomeni, Seviyesiz Madam. Bazı insanlar öyle bir söz eder ki 100 gram bademli çikolata yemiş kadar mutlu olursunuz. Bir kahkaha bir piliçe eşitmiş. Orantı var mı? Valla şu anda bir piliç yerdi. Ben de yardım ederim. Şempiliç. Senin için bu mesela kardeşin Mustafa geldiği zaman, onu gördüğün zaman 100 gram bademli çikolata. Şimdi Mustafa yemiş gelince dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Feyzullah gelince dünyanın iki mutlu insanı olurum ben. Volkan Işıkcan gelince o ayrı. Ona artık söz bulamıyorum. Bir de Binyamin var. Binyamin mi? Mumin. Mumin var ya. Mumin. Şey diyeceğim. Mumin de şöyle bir insan. O onu sevmeyen ölsün be. Evet, sonraki... Ama Celal görmesin onu. Evet. Sonraki tweetimiz Neşe Ezmi. Asıl çaresizlik bütün yaşanmışlıklara kader deyip geçmektir. Hiç yani, kaderci misin kader sen? Kader diyemezsin. Kendin ettin, kendin buldun. Ya kader tabii ki kadere çok inanırım biraz ama her şeyi kadere bağlamanın bir mantığı yok bence. Sonraki tweetimiz İstiklal Akarsu. Apartmana girince kızartma kokusu alma. Ulan acaba bizim evden mi geliyor diye depara kalkma. Evde pırasayla karşılaşma. Yine bize hüsran var. Çok güzel ama ben bizim yandan mesela bizim yan şeyden balık kokusu geliyor akşam üzerleri böyle. Bazen her gün oluyor. Kanka böyle şeyleri ya özledik be mesela. Vallahi. Ev yemeğe. Ben yıllardan beri yalnızım. Keşke
işte annemin evinde olsam da. Vallahi abi. Aa, anneciğim olsaydı keşke benim de annem. Bir de Hayvora'ya selamlar sunalım burada. Hayvora bu alanda. Hızır Usta'ya selamlar. Un amour platonik, birbirini uzaktan seven insanlar yan yana geldiklerinde gözleriyle bile sevişirler demiş. Çok da. Çok manalı. Çok manalı ve altın harflerle yazılası bir tweet diyelim. Başka bir replik bu bence bunun ya. Bunu yeni bulasıya kadar bununla idare edeceğiz. Tamam. Sevgili dostum. Sonraki tweetimiz büyük B nokta büyük B. Kalorilerimi evlendiğim erkeğe saklıyorum. Eşittir her kadın demiş. Kadınlarda var mı? Vardır belki, ben bilmiyorum. Sen kadınlara daha yakınsın. Böyle bir şeyle... Sen daha iyi bilirsin. Kadın ruhunu çok iyi anlıyorsun sen bu arada. Onlara bir misin? Tabii. Vallahi seni sabaha kadar Twitter'da takip ediyoruz. Hangimizin daha iyi anladığını bizi takip edenler biliyor. Evet. Sonraki beyaz delisi, her şey yolunda mı? Çok mu mutlusunuz? Merak etmeyin, kısa sürecek. Neden mutluluklar kısa sürüyor yalnızca? Uzun süren bir mutluluk araman için uyuşturucu kullanman lazım en kötü yani. Her gün sürekli mutluluk ve mutsuzluk. Ne kadar? Ama bir şey söyleyeceğim. Uyuşturucuya bir kere %5000 karşıyız. Asla işimiz olmaz. Sigara dahi içmiyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum. Ama sürekli mutluluk o mümkün değil. Sürekli mutluluk olursa yine mutsuz olur insan. Yine mutsuz olur. Onun için sürekli mutluluk olmasın ama mutlu olalım. Eskilerin bir lafı vardı, rahmetli anneannem derdi. Evet. Fakir ol, bir parça ekmeğin olsun, lezzetli gelsin sana. O ekolojik o köylerde eski, eski şeyler, ah be köyümü özledim. Toparlar köyüne sevgiler. Ne köyü? Toparlar. Muğla köyücüyüz toparlar. Ben de toparlak köyü onun. Estağfurullah. Mesajınız var, bir adım atıyorsanız bir sonraki adımı karşı taraftan bekleyin. Atmıyorsa üstüne düşmenin hiçbir anlamı yok demiş. Evet. Kendi haline bırakalım. Gelen gelir, gelmezse gelmez bu kadar. Lan geçenlerde bir yazı okudum böyle diyor. Gelen bizimdir, gelmeyen kendi bilir. Diyor, kuş mu besliyoruz diyor. Evet. Gelen gelir. Sana bir şey soracağım. İzmir'le ilgili ne düşünüyorsun? İzmir'in kızları Türkiye'nin en güzel kızları. Bursa'dan sonra. Ankara'nın kızları başka. Abi konumuz İzmir şimdi. İzmir. Konuyu atla. İzmir deyince aklına ne geliyor? İzmir deyince benim aklıma Atatürkçü, yenilikçi, muhteşem, güzel modeller, mankenler, dünyanın en güzellerinin çıktığı bir çıkış noktası. Yani orası benim gözümde şöyle şey geliyor. İzmir. Direkt mankenler aklıma geliyor benim. Yok tamam, yemek olarak ne geliyor? Kumru. Evet. İzmir'in kumrusu. Belli bir meydan olarak mı geliyor? Konak Meydanı, Kemeraltı, Bornova. Bornova'nın o şeyi de yani. Bornova Parkı vardır. 1985'te. Bornova Öğrenci Semti, bir de Ege Üniversitesi'nin çok işte. Güzel yerler oralar ya. Bir gün gece içtim, aklıma geldi Bornova. Ne içtin? Su falan işte öyle şeyler. Evet. Aklıma geldi, yemin ediyorum saat 1'de atlayıp gittim. Bütün gün bir pazarı Bornova'nın parkın oralarda eski günlerimi hatırlamak için geldim. Ve benim için nostaljiydi. Güzeldi, çok güzeldi. Tabii İzmir senin için ayrı bir şey. Sen İzmir benim için candır ya. Hayır, Muğla'lısın. Ege'de evet. Sizin İzmir başkentiniz. Evet. Sen devam et İzmir. Evet sevgili dostlar. Çiğdemini anlat. Evet sevgili dostlar. Yılmaz Özdil'ini anlat. Sevgili dostlar, öteki kadına sevgiler sunuyorum. Ece Kalyaç, Antalya'dan sevgiler, saygılar. Betül Ayçiçek, Niyar Yu, Mehmet Beyazbayrak, Arşa Önen, Hasbe Erdoğan. Hepsine sevgiler, saygılar sunuyorum. Bizi takip, follow yapmaya devam edin. Beklen. Bu arada Volkan Işıkcan'a da çok teşekkür ederim. Facebook'tan bulabilirsiniz Volkan Işıkcan'ı. Kendisi son zamanlarda şiir yazmaya başlamış. Onu da tebrik ediyorum. Çok manalı, yalnız çok okumayın, kanser olursunuz. ama çok romantik şeyler yazıyor. Umarım bayram da geliyor bu arada. Yarın bayram. Yarın. Ben son bir şey söylemek istiyorum. O Avantgarde organizasyonuna gelip de alışveriş yapan herkese köstekli bir saat hediye ediyorum. Bu reklam değil, gerçekten bizi takip edenler bizden bundan faydalansınlar. Bizim eldeki şeylerden. Yani adam Hakkari'den gelecek, alışveriş yapacak, köstek alalım. Hakkari'den de müşteri şeylerimiz olacak var. Olacak tabii canım. Bir de bu. Baykuş, bereket, şans. Şans anlamına geliyor. Harun Kolçak'ı da bekliyoruz bu arada. Harun Kolçak'ı bir tane ayırdım. Avusturya'dan Deniz'e de sevgiler. Yani bizi dünyanın her yerinden izliyorlar. Takip ediyorlar. Hepsine sevgiler, saygılar sunuyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi güzel ve mutlu geçer.